13 Nisan 2022 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. İstanbul'da 10 koşulu bir program var. Sadece ikinci altılı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz ve 5. koşudan itibaren yorumlarımıza başlayacağız. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 5. Koşu. 3 yaşlı Arap taylarının katılacağı, şartlı bir mücadele, 1000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. İlk kez start alacak taylardan, hazırlıklarında çok farklı gözüken bir isim var. 9 numaralı İyikim, bu koşusu için yapmış olduğu çalışmalarında çok beğenildi. Rakiplerinden çok daha iyi dereceleri kolay yaptığı gözlemlendi. Ekürisi ve Karataş'ın biniyor olması gibi avantajları mevcut. Bu görüntüsünü sahaya taşırsa geçilmesi zor olacaktır. Alternatif banko olarak yazılabilir. Tay yarışıdır diye sürpriz beklentisi olanlar için birkaç rakip önerimiz olacak. İyi ellerde itina ile hazırlanan 7 numaralı Umutoğlu'nun, bugün Mehmet Kaya idaresinde sürpriz yapabileceğini düşünüyoruz. İyi hazırlıkları ile 3 numaralı İklim Tay ve 1 numaralı Deniz Efe'de geniş kuponlara eklenebilir. Bu koşuda 9 numarayı banko yazmayanlar için sıralamamız 9 7 3 ve 1 şeklindedir. 6. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 18 serbest handikap Orhan Meker koşusu 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Zorlu bir koşu olacağını düşünüyoruz. Bizim favorimiz, hayatının ilk yarışında usta atlar gibi koşan ve çıktığı gibi kazanan 5 numaralı Denizhan olacaktır. Çok süratli bir tay olup, pedirgi olarak Çin pistte ve her türlü mesafede iyi koşacak bir isimdir. Bugün stili rakipleri olsa da, yine liderliği alabileceğini ve sert gruba rağmen çıktığı gibi bitirebileceğini düşünüyoruz. Bu tay liderliği almadan da başarılı olabilir. Tüm kuponlarınızda mutlaka olsun. İlk rakibi açık yarışlarda boy gösteren bir numaralı Reach of Victory olacaktır. Kilo farkından dolayı ikinci sıradan şans verdiğimizi belirtelim. Daha sonra çim pistte iyi koşmasını beklediğimiz 4 numaralı Master of Puppets ve 3 numaralı Agustini kuponlara ekleyelim. Sigorta amaçlı Vedat'ın bineceği 2 numaralı Subutay yazabiliriz. Bu koşu için sıralamamız 5 1 4 3 ve 2 şeklindedir. 7. koşu. 4 ve yukarı dişi yaşlı Arapların Handikap 15 mücadelesinde bir bankomuz olacaktır. Bu koşuda genel olarak ağır bir tempo bekliyoruz. Son yarışında Stili rakibinden dolayı gereksiz yere yükselen tempoda 3. kalan 6 numaralı Malala bugün tamamen lehine şartlarda yarışacak. Liderliği isteyecek hiçbir rakibi yok. Ciddi rakiplerine oranla kilosu da müsait sayılır. Bugün baştan itibaren temposunu rakiplerine kabullendirip Vedat'ın katkıları ile hiçbir rakibine geçit vermeden kazanmasını bekliyor ve banko öneriyoruz. 8. koşu. Kısa vade 8 Ergin Talay koşusunda iki tayın rakiplerinden çok farklı olduğunu görüyoruz. 1 numaralı Hamaset ve 3 numaralı Bold Sea Rover bu koşuya tam hedef katılacaklar. Hamaset, kumu daha iyi olan bir isim olsa da, uygun rakipler yakaladığında Çim'de de kazanabilecek kapasitededir. Ciddi rakibi Bold Sea Rover ise, ilk yarışı hariç hep grup yarışlarda start almış bir isim. Biraz arası olsa da, uzun süredir düzenli hazırlandığını ve iyi durumda olduğunu gördük. Biz çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Yarışı ikinci ve üçüncülükte takip edecek olan bir numaralı Hamaset ve 3 numaralı Bold Sea Rover, düzlükte aralarında birincilik mücadelesi vereceklerdir. İki atı ayırımsız yazıp sonraki koşuya geçelim. Dokuzuncu koşu. Bölünen şartlı birin diğer ayağında, ön plana çıkaracağımız iki tay olacaktır. Bu isimler 3 numaralı Baba Zaman ve 4 numaralı Bence kraldır. İkisi de mükemmel hazırlıkları ve görüntüleri ile dikkat çektiler. Yarış içerisinde bir aksilik olmazsa aralarından bir birinci çıkacaktır. Bu koşuya 3 ve 4 yazarak son koşuya geçelim. 10. koşu. Günün son koşusunda 4 yaşlı Arap atlarının şartlı 19 mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda takip atımız olan 2 numaralı baba zekayı, bizim net favorimizdir. Baba zekayı, start problemi yaşamaz ve önlere yakın yer tutarsa, bombayı patlatabilir. Bugün hem kuponlarınıza ekleyin, hem de takip listenize alın. Rakip olarak birçok atın devreye girebileceğini düşünüyoruz. Öncelikle yine bu aralar çıkış yarışı yapabileceğini düşündüğümüz 5 numaralı macr metini kuponlara ekleyelim. Sentetiği çok daha iyi koştuğunu düşünüyoruz. Daha sonra, ilk yarışı beğenilen 3 numaralı Gürboğa'yı yazalım. Aynı yarışta start alıp iyi yerde bitiren 6 numaralı Patronoğlu ve 11 numaralı Pusula, bu şartlarda kazanma şansı olan isimlerdir. Nevzat Avcı idaresindeki 7 numaralı Şahlı Han ve son işlerinde toparlandığı gözlemlenen 8 numaralı Tuncer'in oğlu, sürpriz kontejanından yazılabilir. Bu koşu için sıralamamız, 2, 5, 3, 6, 11, 7 ve 8 şeklindedir. İstanbul yorumlarımız burada son buluyor. Tahminlerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Genel olarak her akşam saat 20.45'te yorumlarımız yayımlanıyor. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.